artık seni bilemezsin. Nasılsın baba? Seni gördüm, daha iyi oldum. Nasıl, bitti mi? Hı, bitti, geçtik. Artık doktor kızım var diyebilir miyim? Daha değil anne, stajlarımı bitireyim öyle. Yalnız şunu söyleyebilirim, muayenehanemi burada açacağım, kendi şehrimde. Ha gayret çavuş, hava kararmadan beton dökülsün. Merhaba. Merhaba, bu saatte defilede olman gerekiyordu sanırım. Vazgeçtim, seni tercih ettim, çıkalım mı? Daha çok işim var burada. Bağımlı mısın sanki? Sen burada işçi değil, babamın bir vekilisin. Ben senin gibi düşünmüyorum. Görevimi ya tam yaparım ya da hiç yapmam. İşim bitince senin evde buluşalım mı? Baban yemeğe çağırdı, akşama görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Sen bilirsin. Ay, geçmiş olsun. Bir şeyiniz yok ya, yardım edeyim mi? Çekil başımdan! Bütün bu yollar yalnız sana ait değil! Dikkatli gidiyordum! Bir süvariyle karşılaşacağımı bilemezdim ki! Bir şoför bütün ihtimalleri göz önüne almalı! Şimdi bütün suç bende mi? Suçlusun demedim! Ha, dikkatsiz miyim yani? Ne diyeyim? Senin yerinde şöyle iri kıyım bir erkek şoför olsaydı daha çok sevinirdim. Çünkü ya özür dilerdi ya da dayak yerdi. Düşen sen olduğuna göre ben özür diliyorum, oldu mu? Korkuttum galiba. Yo, korktuğum için değil. Hatanın fazlası bendeydi. Atın kaçtı, seni götüreyim mi? Fazla uzağa gitmez, acele edersek yetişiriz. Sağ ol, adım Cemil. Ümran. Memnun ol. İyi yolculuklar. Kim bu adam yahu? Albümde en çok bunun resmi var. Mutlaka koca kurttur. En iyi arkadaşım. Ezbere konuşma. Gel de bir bak. İşte bu adam. O işte koca kurt, can arkadaşımdır. Askerliği de beraber yaptık. Hızlı çapkındır ergele. Ya sen? Kim bilir kaç kızın canını yaktın, şimdi de beni yakıyorsun. Rahat dur. Projeyi bitirmem lazım. Önce beni bitir. Baktım yanıma geleceğin yok, resmi bahane ettim. Hadi, çok istiyorum seni. İşte buna gülünür. Bağırıp çağırmaktan iyidir. Allah üçüncü çarpışmadan korusun. Kan mı çıkar diyor? Yok, öyle bir şey demedim.
Merhaba. Merhaba, yardım edeyim sana. Zahmet olacak. Eksik bir şey yok. Bir bakayım. Tamam. Araban var mı? İşte burada. Hay Allah! Ne oldu? Çantam! Çantamı unuttum! Hay Allah! Neyse, oradaymış. Hani derler ya, Allah fakir kulunu sevindirmek için önce eşeğini kaybettirir, sonra buldururmuş. Yani çantanın içinde eşek mi var? Hayır, 45 milyon, işçi maaşları ve teminatlar. İşte şimdi ter bastı beni. Beni de. Soğuk bir şeyler içelim mi? İyi olur. Buralı mısın? Yok, hayır. Ama çocukluğum burada geçti. İstanbul'da yaşıyorum. Ya sen? İstanbulluyum ama her vilayeti dolaştım. Gittiğim yerlerde uzun kalırım. Türkiye'liyim desem daha doğru olur. Buraları çok değişmiş buldum. Eski arkadaşlarımın çoğu da evlenmiş. Ya sen? Bekarım. Ben de. Sormadım ki. Olsun. Arkadaş olmadan önce birbirimizi iyice tanıyalım. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Benim burada hiç arkadaşım yok. Seninkiler de evlenmiş. Niçin arkadaş olmuyoruz? Bilmem. Olalım istersen. Arkadaş ama. Lafın üstüne basma. Anladım. Arkadaşlığımıza. Nerede kaldın Tayfun? Sanki şoföründen hesap sorar gibisin. Bir saat önce ayrılmışsın şirketten. Seni beklediğimi unuttum galiba. Geldiğime pişman etme beni. Gelmen bir lütuf mu yani? Davette bizi bekliyorlar. Sen hala günlük kıyafetinlesin. Böyle rahatım. Biraz da protokola uyman lazım. Benim nişanlımsın. Sabri Bey'in de damadı olacaksın. Bu gidişle sanmıyorum. Ne demek istiyorsun sen? Bulunduğun mevkiye nasıl geldin? Bana bazı şeylerin borçlu olduğunu unutma. Tamam kızım, senden gelen her şeyi iade ediyorum. Çünkü bıktım, anladın mı? Şımarıklığımdan bıktım artık. Ben de senin kaprislerinden. Hadi lütfen hazırlan, partiye gitmemiz lazım. Sen tek başına git kızım, çünkü ben senin hayatından gideceğim. Hoşça kal. Dur Tayfun, saçmalama! Ha, bu işin şakası yoktur. Çocuk oyuncağı değildir. İstifanı kabul etmiyorum. Başka çare yok Sabri Bey. Bey mi olduk şimdi? Aile bağımız yok mudur? Kızımın nişanlısı değil misin? Artık değilim. Bu yüzüğü de lütfen kızınıza verirsiniz. Şerefimle oynama da... üzerim seni. Bakın, bunun şerefle, namusla ilgisi yok. Birbirimizle anlaşamıyoruz, o kadar. Daha evvel aklın neredeydi? Pokiye'nin oğlu. Sana iş verdim, paye verdim. Karşılığı bu mudur? Ben size hakaret etmiyorum. İşinizi de, payenizi de, kızınızı da istemiyorum, tamam mı? Değil, tamam değil. Ben bu pokluğu sineme çekemem. Uğraşırım seninle. Ne haber koca kurt? Bu arada kaç karıyı idare ediyorsun ha? Aklın fikrin hep karılarda. Şimdi bir şey söylesem inanmayacaksın. Koca kurt kuzu oldu oğlum, kuzu! Senden de ne kuzu olur ya! Vallahi lan! Yani şöyle kuzu oldum. Bir kız arkadaşım var. İyi vakit geçiriyoruz. Mutlaka pis pis gülersin şimdi. Gülerim elbet. Arkadaş ayaklarına az mı yattın eskiden ha? Kafanı taktın ya, ne desen boş, inandıramam. Sen ne yaptın? Yoksa nikah için mi arıyorsun ha? Ne nikahı be oğlum? Nişana attım. Zaten yürümezdi. Nişanlım da yok, işim de yok. İşsizim ulan. Hıyara bak, işsizim diyor. Ulan bu iş kimin işi ha? Sen ben var mı deme. Hadi fazla uzatma da atla gel. Seni çok özledim her gele. Çabuk gel ha! Çabuk! Nasıl yaparsın Tayfun? Babama nişan yüzüğünü bırakmışsın. İstifamı da bıraktım Çiğdem. Bitti ilişkimiz. Bu kadar kolay mı? Benim gururum ne olacak? Baban sana birini bulur. Gururunu fazlasıyla okşarlar. Hatam varsa özür diliyorum işte.
Seni seviyorum Tayfun. Bunu sen de biliyorsun. Sıkıldım artık Çiğdem. Baban parasıyla sen kadınlığınla beni etkilemeye çalışıyorsunuz. Ben sensiz yaşayamam Tayfun. Yalvarmamı istiyorsan onu da yaparım. Lütfen daha fazla küçülme Çiğdem. Hava basmayı bırak artık. Deli oluyorum sana, tamam. Ama sen de beni istiyorsun. Şimdi öfken geçer. Rahatlatırım seni, mutlu ederim. Yeter be! Seni zorla atmamı istiyorsan öyle yaparım. Dur yapma! Öldürürüm kendimi Tayfun! Yapma! Gördün mü nasıl yetiştim? Bu senin Hüsnü Kurunt'un. Gaz kestim arkadaş. Buna meydan okuma denir. Yarışa var mısın? Ha, güldürme beni. Son gülen ilgiler. Var mısın? Nereye kadar? Çiftliğin girişine kadar. Tamam mı? Tamam. Hadi. Kaldı kayıp bürosuna ilan verecektim. Kasılma tamam, kazandın. Sahi biz nesine iddiaya girmiştik? Nesine mi? Dur bakayım. Tamam, bir yemek değil miydi? Değildi ama madem ki sen öyle istiyorsun, öyle olsun arkadaşım. Ne kadar kalacaksın Ankara'da? 10 gün kadar. Çok önemli bir ihale benim için. Sana iyi şanslar dilerim. Sağ ol. Seni çok arayacağım, özleyeceğim. Ben de. Arkadaşlığımız iyi gidiyor. Hiç bitmesin Ümran. Bak, ben zemzemle yıkanmış bir adam değilim. İçkim, kumarım var. Sayısız kadınlar geçti hayatımdan. İçlerinde senden güzelleri de vardı. Bakalım laf nereye gelecek? Çok ciddiyim Ümran. İlk kez sevdim dersen bana inanır mısın? Niye böyle oluyor? Bir kadın ve erkek niçin sadece arkadaş olamıyorlar? Kadın çok tatlı ve güzelse erkek hayaller kurmaya başlıyor. Beni suçlama. Birden seviverdim, ayıp değil ya. Ayıplamıyorum, şaşırdım biraz. Benimle evlenir misin? Çok damdan düşme oldu galiba. Düşünmeliyim. Benim de bir geçmişim ve sorunlarım var. Ailemle de görüşmeliyim. Çok düşünmeliyim Cemil. 10 uzun gün var önünde. Dönüşümde cevabını verirsin. Peki. Yalnız şimdiden söyleyeyim. Evet diyebilirim. Ama hayır dersem sakın kırılma. Kırılma. Ne olurum bilemiyorum. Çünkü seni çok seviyorum. Karar verirken lütfen bunu hatırla. Başka erkek yok mudur sağ kız? Toparlan da. Gemi iste, ev iste, toprak iste, alayım sağ. Ama herifi zorla koynuna koyamam ki. Sen istersen yaparsın babacığım. Ben onsuz yaşayamam. İstiyorum baba, istiyorum Tayfun'u. Peki, peki. Ağlama bagayım. O domuzun inadını kırazım. Tam kapasiteyle çalışıyoruz. Bunu daha da arttırmamız lazım, rakiplerimizin nefesi ensemizde. Olsun, başsın efendim. Merhaba.
Merhaba koca kur. Merhaba Tayfun. Hay Allah. Çok şükür gelebildim be. Ulan hiç değişmemişsin be. Yo, yaşlandım ben. Dur bakayım sen. Dur bak. Hadi. Hazır ol. Hadi vur. Sıra bende şimdi. Hadi. Fena vuruyorsun be. Yok, sanki sen okşadın. Aman ya. Midem sırtıma yapıştı sanki. Koca kurdun beni. Koçum. Ev geniştir. İkimize de yeter. Tam bir kurt ini. Kaç kuzu yedin bu evde? Çoktan bitti o işler. Aşık oldum dedim. Hadi lan sen de. Ben seni bilmez miyim? Tamam. Artık buradasın ya. Kendi gözlerinle görürsün. İşler nasıl? Çok iyi. Elimizdeki iş bitti sayılır. Yenisine bakalım. İhale mi? Evet. Yakında Ankara'ya gideceğim. Çok büyük bir iş. Evelallah koparırsın işi. Bu kez zor. İhale mafyası devamlı tazyik ediyor, çekil diyor. Uğraşacağız biraz. Uğraşırız be koca kurt. Sıkıntıdan patladım zaten. Öteki damarı da 2 saat sonra atarız. Atarız koçum, atarız. Seninle beraber olduktan sonra her işi başarırız. Bizi ziyarete gelenler var galiba. Evet. İhale mafyasının köpekleri. Merhaba beyler. Merhaba Cemil Bey. Sizi yalnız bulmak pek kolay değil. Konuşacak bir şey mi var? Bizimkilerin selamını getirdik size. Aleyküm selam. Sizi fazla merakta bırakmadan söyleyeyim. İhaleye katılıyorum. Yanlış yaparsın, yazık olur. Ben bu ihaleye girerim. Hakkımsa alırım. Şimdi açılın da yolumuza gidelim. Lafı bağlamadan gitmek olmaz. Öyleyse bağlayalım. Tayfun Bey İstanbul'dan ayrılmış. Şu anda Tunç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik. Acaba kimin yanında dur? Cemil Koçer'in. Cemil Koçer ha? Git, sonra konuşuruz. Hadi baba, aç telefonu, kovdur Tayfun'u, buraya gelsin. Olmay. Ha bu Cemil Koçer denilen herif delidir. Takışmışlığımız da vardır. Beni bozar. Başka çare düşüne Zoğuk. Sen çare buluncaya kadar ben deli olacağım baba, deli olacağım. Hey gidi koca kurt, nereden nereye? Gene buluştuk işte. Sen keçilik yapmasaydın ayrılmayacaktık ki. İşimiz de daha çok büyüyecekti o zaman. Çok mu geç kaldık yani? Yo. Önümüzde kimse duramaz artık. Zaten yakında işler senin omuzlarına binecek. Hayrola, emekli mi oluyorsun? Evleniyorum. Gene o hikaye mi? Anlatsana nedir o iş? Acele etme. Ankara'dan dönünce esas müjdeyi vereceğim. Bir de ihaleyi alırsak çifte şenlik yaparız. İhaleyi aldık say. Koca kurdun elinden ne kurtulur ki? Hadi yarasın. Yarasın koçum. Ne oldu sana? Gel bakayım, gel. Canım benim, bu tasla.
Günaydın. Günaydın. Ümrü Hanım. Benim. Çiçekleri Cemil Bey gönderdi. Çok selamları var. Teşekkür ederim. İyi günler efendim. Size de. Ümran, 2 saat sonra Ankara'ya hareket ediyorum. 10 gün sonra döndüğümde beni dünyanın en mutlu erkeği yapacak cevabı vermeni diliyorum. Gönderdiğim çiçekleri birer güzel ricacı olarak kabul et. Selamlar. Çiçekleri bugün gönderdi. Kendisi de Ankara'ya gitti. Dönüşünde benden cevap bekliyor. Cemil Koçar adını çok duydum kızım. Mert namuslu bir adammış. Önce kararını sen vermelisin. Zamanım var baba. İyice düşüneceğim. Sanırım kararım olumlu olacak. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Kendine iyi bak. Tayfun Bey, İstanbul'dan arıyorlar, çok önemliymiş. Sağ ol. Efendim, ben Tayfun. Oy cozunu sevdum. Hapı kurgunluk daha bitmedi mu? Seni çok özlemişizdur. Haçansa açımı vereyim, konuş onunla da. Tayfun, benim Çiğdem. Sesini duymak istedim. Sensiz yaşayamıyorum. Bunu bil sevgilim. Yalvarırım bana dön. Seni çok özledim. Bana bak Çiğdem. Israrın faydası yok. Bende bitti her şey. Sen de bitir. Sana karşı daha kırıcı davranmak istemiyorum. Telefon edersen artık konuşmam. Sana iyi şanslar dilerim. Bir daha arama dedi. Bitti her şey baba. Bitti işte. Uzadı bu iş. Boku çıktı be. Her çeleğin sayıyla mı verdiler bu ha? Öldürtürüm. Çim vur diye acıdır. Hayır baba, yapma. Yaşamasını, benim olmasını istiyorum. Halimi görmüyor musun baba? Çöreyim, kahrolayım. Yaptıklarını bu herifin yanına bırakmayacağım kızım. Bursa haberi o kadar ani geldi ki sana haber veremedim. Çünkü İstanbul'da değildin. Babam hastalanmıştı. Ziyaret için buraya gelmiştim. Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni. Büyük acılar çektim. Ya benim acılarım? Terk edilmiş bir sevgili olarak görüyordum kendimi. Sen ilk aşkımdın Tayfun. Hayaller kurduğum erkektin. Gene kurar mısın o eski güzel hayalleri? Beni tekrar sever misin? Tekrar demek, yeniden başlamak demek. Oysa benim sevgim hiç bitmedi ki. Bitmesin Ümran. Ölene kadar... Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Bir mucize beyim. İş bitsin diye geceleri de çalıştık. Tayfun Bey'deki enerjiye şaştım kaldım. Bilmez miyim? Makine gibidir.
Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Sorsana ne yaptın diye. Niye sorayım biliyorum. Koca kurt ihaleye giren kuzuları çıtır çıtır yedi. Sen de buradaki işleri yemiş bitirmişsin. Ben anayım evladım. Senin mutlu olmanı isterim. Unutma, seneler önce çok acılar çektim. Sebepsiz kırılmışız birbirimize. Konuştuk her şeyi. Anlaştık anne. Birbirimizi seviyoruz. Gelip sizinle de konuşacak. Peki ama yavrum, Cemil Bey ne olacak? Konuşacağım anne. Biraz zor olacak ama kararımı açıklayacağım. Tek tesellim ona ümit vermeyişimdir. Alo. Benim. Merhaba, ne zaman döndün? Az önce geldim. Yıkandım, paklandım, bir damat gibi de süslendim. Bohçanı hazırla, seni kaçırmaya geliyorum. Seninle hemen konuşmalıyız. Sakin bir yere gidelim. Ben sevinçten çıldırırken kimseler görmez. Lafa nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Olanlar o kadar şaşırtıcı ki. Sana rastladığımda bir gönül kırıklığı içindeydim. Anladım. Kalbim durmasın diye alıştıra alıştıra müjdeyi vereceksin. Çok iyisin. Çok tatlısın Cemil. Bana eski bir gönül acısını unutturur gibi oldum. Ama unutmamışım. Beni anlamaya çalış. Seninle evlenemem. Anlatamadım galiba sana. Her şey seninle değer kazandı Ümran. Öyle bir duygu ki sanki dünyanın sonu gelecek sen hayatımda olmazsan. Olamam Cemil. Arkadaş kalalım lütfen. Hiç umut yok mu? Yalnız şunu bilmeni isterim. Sevilmeye layık bir erkeksin sen. Ama ben başkasını seviyorum. Hala haber yok mu? Yok, telefon falan da etmedi. Ben de merak ediyorum. Peki çıkarken nereye gittiğini söylemedi mi? Söylemedi ama telefonla biriyle randevulaştı. Kim olduğunu bilmiyorum. O kadar çok hasmı var ki korkuyorum. Korkma. Ona koca kurt derler. Hiçbir şey yapamazlar. Aramadığım yer kalmadı. En son burası aklıma geldi. Neyin var senin? Bokum Tayfun, fenayım. Delirebilirim, burayı dağıtabilirim. Kendimi öldürebilirim. Seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Hı? Daha önce hiç aşık olmamıştım ki. Bittim ben. Kendi kendime hayaller kuran hıyarın biriyim. Bana anlatmayacak mısın? Evlenmek istediğim kız bana hayır dedi. Biliyor musun? Senin aşık olabileceğine hiç inanmıyorum. İlk aşık oluşum. Daralıyorum, patlıyorum arkadaşım. Haklısın. İlk aşk başka bir olay. Kadere bak, ben mutluluğu yakalarken sen mutsuz oluyorsun. İlk aşkımla tekrar buluştuk Cemil. Sevindim lan. Bu geceye hem acıyı hem sevinci sığdırdık. Bakma bana, ben olamadım bari. Sen mutlu ol be koçum. Yeter artık, daha fazla içme. Hadi gidelim, hadi. Yalan bu dünya be koçum. Her şey yalan. Thank you.
konuştun mu sizinkilerle? Anneme anlattım. O seni biliyordu zaten. Babamla da konuşacak. Bu iş biraz uzayacak desene. Oysa benim hiç sabrım kalmadı. Şöyle sessiz, sade bir törene ne dersin, he? Çabuk şu halkayı parmağıma tak, yoksa sevinçten uçacağım. Şimdi seni en yakın arkadaşım Koca Kurt'la tanıştırayım. Koca Kurt! Nişanlım Ümran, Koca Kurt Cemil. Merhaba. Hey, Koca Kurt! Nereye gidiyorsun? Onunla tanışıyor muydunuz yoksa? Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim. Sırtımdan vurdun beni. Başkası yapsaydı öldürürdüm. Ama sen... Sen benim... en yakın arkadaşımsın. Sana kalleşlik etmedim. Bilmiyordum. Ümran benim gençlik aşkımdı. İnanmıyorum sana. Bilmiyordum diyorsun, öğrendin işte. Çek git öyleyse. Yapamam. Onu seviyorum. Ben de seviyorum. Canımı ortaya koyacak kadar hem de. Saçmalama. Vuruşacak mıyız yani? Gerekirse vuruşuruz Tayfun. Ama çekip gidersen gene arkadaş kalırız. Çek vur öyleyse. Canımı al. Ama Ümran'dan vazgeçmemi isteme. Üzgünüm Koca Kurt. Benim helikopterimi hazır etmişsin. Evet baba. Tayfun'a gidiyorum baba. Delireceğim yoksa. Kızışmış çöpek gibisin. Peşinden koşarsın. Utanmaz mısın ha? Rezil ol Ayrus. Senden saklamıştım baba. Tayfun'dan bir çocuğum olacak. Şimdi öldü. Yaşatmam onu. Allahümme yaşatmam onu. Çocuğum piç mi doğsun baba? Ben de seninle geleceğim. Cemil Bey. Merhaba. Sizi burada görmek şaşırttı beni. Yanında çalışan birini arayırım. Kızımın nişanlısıdır da. Tayfun. Bize yardımcı olur musunuz? Mesele çok ciddidir. Buyurun, içeride konuşalım. Hadi arkadaşlar, iş başı. Herkes dışarı çıksın. Evet, mesele nedir Sabri Bey? Tayfun'u isteyirim. Kezumun ve benim namusumuz söz konusudur. Seninle hasimiz ama seni mert bir adam olarak tanırım. Burada değil. Artık yanımda çalışmıyor.
Onu nasıl bulabiliriz? Bulsanız ne olacak ki? Çünkü Tayfun evleniyor. Yapamaz bunu. Beni terk edemez. Ne yazık ki siz de Tayfun'u benim gibi yanlış tanımışsınız. Ondan her şey beklenir. Peki kiminle evleniyor? Kızın adı Ümran. Onu tanıyor musunuz? Evet. Çünkü sevdiğim kadındı. Kardeşim dediğim Tayfun beni de sırtımdan vurdu. İki erkeği birbirine düşüren bu kadını tanımak isterdim. Sizi tanıştırayım öyleyse. Sanırım vaktinde geldim Ümran. Sana Sabri Bey'i ve kızını tanıştırayım. Çiğdem Hanım Tayfun'un nişanlısıdır. Tanıştığımıza memnun oldum. Tayfun'la dargındık. Bir ufak kırgınlık işte. Benden genel müdürlük istedi. Çözü doymuyor. Ne yapayım ki? Çözüm seviyor. Yalnız sevgi değil tabii. Büyük bir bağ var. Çocuk. Çocuk mu? Doğru olamaz bunlar. Biz Tayfun'la nişanlandık. Size acıyorum. Çünkü bana nispet için sizi kullanıyor. Bakın, mutlu günlerimizin resimleri yanımda. Ne yazık ki duydukların ve gördüklerin doğru Ümran. Ümran, bak, beni dinle. Tayfun size dönerse buna en çok ben sevineceğim. Gidelim. Bana her şeyi anlat. Nişanlını, doğacak çocuğunu, her şeyi. Neyin var senin? Anlat. Az önce beni bir kadınla tanıştırdılar. Adı Çiğdem'di. Her şeyi konuşacak vaktimiz olmadı Ümran. Sana nişanlandığımı, sonra da nişanı bozduğumu söyleyecektim. Ya çocuk? İnan ki bilmiyorum. Yattın mı onunla? Cevap ver. Yattın mı onunla? Sana ikinci kez inandığım için kendimden utanıyorum. Ben yalnız seni sevdim Ümran. Yalan! Yalan! Sen parayı sevdin. Servet avcısı bir serserisin sen. Doğru konuş Ümran. Seni böylesine kim doldurdu? Hayır, doldurmadılar. Gözlerimi açtılar. Kimler? Nişanlın, babası ve Cemil. Şimdi anladım. Gel benimle. Ona anlattığım masalları bana da anlat. Masal anlatan sensin. Ben gerçekleri söyledim sadece. Gerçek dediğin bir sürü iftira ha? Hayır. Senin bir pislik olduğun, para için kendini sattığın. Daha sayayım mı? Bunları sen mi söylüyorsun? Arkadaşım koca kurt söylüyor, öyle mi? Artık arkadaş değiliz. Sen beni sırtımdan vuran bir kallesin. Sevdiğim kadını alet olarak kullanan bir alçak! Hayır! Yapma, lütfen! Artık sana acı çektiremeyecek. Öldürme. Bir daha onu görmeyeceğim. Yalan. Onu kurtarmak istiyorsun. Yemin ederim. İspat et öyleyse. Benimle evlen. Bırak silahı. Seninle evleneceğim Cemil. Ne
Neticeleri aldık. Kafatesinde çatlak yok. Geçmiş olsun. Buradan çıkmak istiyorum. İmkansız. Bir süre daha kalmanız gerek. Ha, unutuyordum. Size bir mektup bıraktılar. İhtiyacınız olursa zile basın. Tayfun, çok geç de olsa sana olan hıncımı aldım. Şimdi ben seni terk ediyorum. Nişanlına döndüğünde umarım genel müdür olursun. İstediğin buydu, biliyorum. Aslında ikimiz de birbirimizi kullandık. Ben istediğimi elde ettim. İstediğim Cemil'di. Onunla evleniyorum. Sana iyi şanslar. Medeni Kanunu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Mutluluklar dilerim. Ben geçenleri unutmaya hazırım. İkinizi de asla unutmayacağım. Asla! Kalleşler! Köpekler! İkiniz de ölüsünüz artık! Cehenneme gitseniz peşinizdeyim! İkinizi de yok edeceğim! Ezeceğim! Paramparça edeceğim! Paramparça! Geldiğini duyunca sana koştum. Defol! Dur, kapatma, yalvarırım. Seni seviyorum. Hiçbir şey sormayacağım, anlat demeyeceğim. Bırak içeri gireyim. Yüzünü görmek istemiyorum. Hepinizden iğreniyorum. Defol! Geçmiş olsun Sabri Bey. Kızınız hayati tehlikeyi atlattı. Kezum'un yanına gideceğim. Hemen değil Sabri Bey. Ancak bir iki saat sonra ayılır. Narkozlu şimdi. Kezum yaşayacak mı doktor? Evet, yalnız omurilikte bir zedelenme var. Sanırım iki ayağına da tesir edecek bu zedelenme. Ne diyorsun sen? Kezum sakat mı kalacak? Geçici bir sakatlık Sabri Bey. Kızınız bir süre kötürüm kalacak. Maalesef çocuğunu da kaybetti.
Saadetler dilerim kızım. İnşallah fiyastukta kocarız onu. Teşekkür ederim babacığım. Çok mutluyum. Tebrik ederim oğlum. Sağ ol. Gözüme iyi bak ha. Saadetler dilerim. Sağ ol. Efendiler, bu bir tanıştırma toplantısıdır. Şimdi sizlere damadımı, yani oğlumu tanıtıyorum, Tayfun Türe. Bu günden itibaren aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Şu hususu da arz ederim, damadım benim de üstümedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başkanlık makamı senindir oğlum. Hadi çöreyim seni. Tebrik ederim. Oturun beyler. Beyler, bana yüklenen sorumluluğun bilincindeyim. Kuruluşlarımızı bugünkü durumlarının çok üstüne getirmenin savaşını birlikte yapacağız. Gayemiz en büyük olmaktır. Ve olacağız. Girmediğimiz bir iş sahasına girmeye karar verdim. Bu konuda ön çalışmaları da yaptım. Ve gördüm ki çok verimli bir saha boş bırakılmış. Sözünü ettiğim iş hafriyat işidir beyler. Sayın başkanım, bugüne kadar isabetli atılımlarınızı başarıyla sonuçlandırdınız. Hafriyat işinde Cemil Koçer vardır. Çok güçlü ve tecrübelidir. Zor oyunu bozar beyler. Cemil Koçer artık boş meydanda at oynatamayacak. Karşısına ben çıkacağım ve onu ezeceğim. Günaydın. Günaydın. Bakıyorum gazetelere iyice dalmışsın. İhaleden söz ediyorlar. O da giriyormuş. Biliyorum. Tayfun daha dünkü çocuk. Benim rakibim olamaz. Hadi, şans öpücüğünü ver de ihaleye gireyim. Akşama döndüğümde bu yeni zaferimizi şampanyayla kutlarız. Güle güle. Açık eksiltme için kararlaştırılan saat tamamdır. Kısaca tekrar izah ediyorum. İhale 10 milyon metreküplük bir hafriyattır. Keşif bedeli 700 liradan 7 milyar lira tutmaktadır. Herkes lira olarak tenzilat yapacak ve anında zapta geçilecektir. Hepinize iyi şanslar dilerim. 5 lira tenzilat. 10 lira. 15 lira tenzilat. 20 lira. 25 lira. 30 lira. 40 lira. 50 lira. 60 lira. Tenzilat 60 lirada. Daha büyük tenzilat yapmak isteyen var mı? Baylar, tenzilat 60 lira. Daha düşük teklif yoksa ihaleyi bağlayacağım. 125 lira. Olamadı.
130. 140. 150. 200 lira. Daha fazla tenzilat yapan var mı? Daha fazla tenzilat yapan var mı? Üçüncü ve son defa soruyorum. Daha fazla tenzilat yapan var mı? Tayfun Bey, iş sizindir. Tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim. Teşekkür ederim. Siz gereken işlemleri yapın. Deli bu herif. Evet, resmen deli. Bu kadar fiyat kırmak için hakikaten deli olmak lazım. Senin deli dediğin adama gazeteler övgüler yağdırıyor hep. Çok büyük başarı diye anlatıyorlar. İşten falan anladığı yok. Maksadı benden intikam almak. Yanılıyorsun. Onun bütün kini bana. Asıl hedefi benim. Bu arada sen zarar görüyorsun. Beni düşündüğün için teşekkür ederim İmran. Ama ona beni alt etme zevkini tattırmayacağım. Daha iyi gördüm seni. Fazla bir fark yok. Ben galiba asla yürüyemeyeceğim Tay. Böyle konuşma. Önemli olan moral. İnsan isterse yapamayacağı şey yoktur. Senin gibi yani. Babam anlattı bana. Bütün rakiplerini ezip geçmişsin. Özellikle koca kurt Cemil'i. Ezmek yetmez. Onları paramparça edeceğim. Onları dedin. Evet öyle dedim. İkisini de. Koca kurt denilen Cemil Koçer'i kuzuya çevirdik. Ondan arta kalan son lokmayı da yiyeceğiz. Başarınızı candan tebrik ederiz. Japon Okodama iş makinalarının temsilciliğini almanız dahiyane bir fikirdi. Cemil Koçer köşeye sıkıştı artık. Kirayla kullandığı Okodama iş makinalarına haciz koydurma hakkımız doğmuştur. Derhal gereği yapılsın. Makinelerin hepsi mühürlensin ve bağlansın. Kaybettiğimiz ihaleler ödeme planlarımızı alt üst etti. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bankalar kredi vermiyorlar. Cemil Bey, ayrıca vadesi gelmiş borçlarımızı erteletemedik. Bu durumda kiraladığınız makinalarımıza haciz gelebilir. Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Sanırım içinizde bir çare düşünen vardır. Bizi köşeye sıkıştıran şirketin başında eski bir arkadaşınız var, Tayfun Bey. Acaba ricacı olsak, araya girsek? Asla. Bana diş gösteren bir köpeğe boyun eğmem. Ne bahasına olursa olsun. Mühendis bey, makinaların mühürlendiğine ve bağlandığına ilişkin zaptı siz de imzalayın lütfen. Üç gün mehil verdiler demek. Evrakları imzalamak zorunda kaldım. Ne yapmamı emredersiniz Cemil bey? Yapılacak hiçbir şey yok. Ancak bir mucize gerek. Ama ben mucizelere inanmam. İyi geceler.
Ümran. Beni anlayacağını ve bağışlayacağını umarım. Seni bu dünyada her şeyden fazla sevdim. Elveda. Çıldırdın mı Cemil? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Niçin Cemil? Her şey düzelecek mi kendini öldürünce? Dünkü çocuğa yenildim Ümran. Çok mu önemli yani? Önemli olan sensin. Sana karşı mahcup olmak, ölmekten daha kötü benim için. Tayfun hedefini yok etti. Sana söylüyorum Cemil. Onun hedefi sen değilsin. Benim. Şu karşıdaki arkadaş. Mersi, bir şey değil. Buyurun. Tayfun Bey'le görüşmek istiyorum. Randevunuz var mıydı? Hayır, yok. Çok önemli bir konu görüşeceğim. Daha doğrusu özel bir konu. Bu konuyu özel sekreterine iletin lütfen. Karşıki oda. Sizi görmemi istediler. Hangi konuda? Tayfun Bey'le görüşmem gerek. Adınızı öğrenebilir miyim? Ümran. Ümran Koçer. Yanılmıyorsam Cemil Koçer'in bir yakınısınız. Eşiyim. Lütfen bekleyin. Ümran Hanım geldi, sizi görmek istiyor. Hemen buraya getir. Şimdi çok ilginç bir olaya şahit olacaksınız. Buyurun. Yalnız konuşmak istemiştim. Konuşuruz. Önce seni tanıtayım. Beyler, sizlere Ümran Koçer'i takdim ediyorum. Bana Cemil Koçer'in gücünden, cesaretinden söz etmiştiniz. Oysa karısının etekleri altına saklanan bir korkak olduğuna şahit oldunuz. Şimdi gidebilirsiniz beyler. Cemil buraya geldiğimi bilmiyor. Boşuna nefes tüketme. Beni inandıramazsın. Onunla uğraşmaktan vazgeç artık. Say ki vazgeçtim. Karşılığı ne? Seni rüşvet olarak mı gönderdi? Böyle konuşmaya hakkın yok. İki eski arkadaşı birbirine düşüren kadın olmak istemiyorum. Cemil'in beni sevmekten başka hiçbir suçu yok. Seni sevmedi, çaldı. Satın aldı. Ben bir eşya değilim. Sen kendini ne sanıyorsun? İstediğin yere gelmek için hepimizi harcadın. Mutlu musun bari? Mutluyum. Güzel ve sadık bir karım var. Güzel, sadık ve de çok zengin. Paraya önem vermediğini söyleyemezsin. Paraya tapan sensin. Niye gittin Cemile? Hani aşk? Hani sevgi? Para, hep para! Şimdi bende daha çok var. Söyle, bir otele mi gidelim, yoksa burada ayaküstü mü işi bitirelim? Beni ne sandın sen? Benim için ucuz bir kadınsın. Ama gene de cömert davranacağım. Ne kadar istiyorsun söyle? Hayır, sen bu değilsin. Bu olamazsın. Buraya gelirken içimde sevgi kırıntıları vardı, anılar vardı. Şimdi hepsini yok ettin. Allah cezanı versin! Bugün bir kadın seni ziyaretine gelmiş. Bakıyorum casusların iyi çalışıyor. Raporlarında başka neler var? Sadece bir orospunun seni ziyarete geldiği. Terbiyeli konuş. Bana gelen evli bir kadındı. Hala onu koruyorsun. Çünkü gelen kadın Ümran'dı, biliyorum bunu. O halde bir iş konuşması için geldiğini de bilmen gerekir. Yalan!
senin zaafından istifade için geldi. Benim hayatım seni orospularla paylaşmakla mı geçecek? Doğru konuş. Aramızda hiçbir şey geçmedi. Üstelik hakaret ettim ona. Üstelik nefret ediyorum. Neden nefret ediyorsun? Onu hala unutmadın, yalan mı? Söylesene! Madem ki istedin söyleyeyim. Haklısın. Onu unutmadım. Onlara ne kadar süre tanıyalım efendim? Sonsuz. Ayrıca hacizi kaldırın ve makinaları çözün. Derhal. Emredersiniz Tayfun Bey. Evet benim. Anlayamadım. Rüya görmediğine emin misin? Bir mucize oldu beyim. Hacizi kaldırdılar, makinaları çözdüler. İşe başlamak için sizden talimat bekliyoruz. Düşmanımız geri çekildi anlaşılan. Derhal işe başlayın. Gece gündüz çalışıp işi bitireceğiz. Herkese selam. İnanılacak gibi değil. Can düşmanım dönüş yapmış. Hacizi kaldırmış. Sebep ne acaba? Siz eski dostsunuz. Bu saçma düşmanlığı arkadaşlık hatırına bitirmiştir. Bilemiyorum. Umarım senin dediğin gibidir. Seni anlamıyorum damat. Hasmini yok edecekken vazgeçtin. Hacizi macizi kaldırmışsın. Evet, öyle icap etti. Size ters mi geldi? Hemen parlama da! Senin işine hiç karıştım mı ben? Yalnız aklım almayı, Cemil'i niçin kurtardın? Sebebi yok. Biliyorsun, onunla eski arkadaşız. Eski arkadaşlar unutulmuyor değil mi Tayfun? Özellikle eski aşklar. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğimi biliyorsun. Arkadaşın için değil, güzel karısının uğruna yaptım bu iyiliği. Çünkü seninle yattı. Yalan bu! Çirkin bir iftira! Hayır, gerçek. Kesin kavgayı be! Huzur olmayasak mı bu evde? Neler oluyor damat? Bir şey olduğu yok. Olmasın! Yetti artık! Bizimle oynama evlat! Yoksa bu işin sonu kötü bitecek. Bir saniye lütfen. Haber vereyim. Tayfun Bey, Ümran Hanım arıyor. Konuşacak mısınız? Evet, bağlayın. Alo, ben Tayfun. Bu telefonu etmek için uzun müddet kendimle mücadele ettim Tayfun. Amacım sana teşekkür etmekti. İnan ki ben de seni arayacaktım. Seninle mutlaka konuşmalıyım. Hemen çıkabilir misin? Mümkün değil. Durumumu biliyorsun. Şu telefon bile hataydı bence. Ama Cemil'le uğraşmaktan vazgeçtiğin için teşekkür etmek istedim. Sağ ol. İyi günler Tayfun. Dur, sakın kapatma. Seni mutlaka görmeliyim. Israr etme Tayfun. Lütfen. Oraya gelmemi istemezsin sanırım. Dediğimi yaparım, bilirsin. Ümran, seninle konuşmaya ihtiyacım var. Hemen çık evden. Etap Oteli'nin ruhunda buluşalım. Alo. Alo. Bugün burada olmayacağım. Bütün randevuları iptal et. Baş üstüne. Alo, evet benim. O kadın telefon etti. Eşiniz hemen çıktı ve gelmeyeceğini bildirdi. Etap Oteli'nin rufunda buluşacaklar. Beni zorlamayacaktın Tayfun. Buluşmamız doğru değil. Dediğimi yapacaktım. Sen gelmeseydin ben evine gelecektim. Çılgınlık olurdu bu. Bizim ayrılışımız çılgınlıktı Ümran. Nefret, kin hepsi laf. Seni atamadım içimden. Sensiz yaşayamadım. Bunları konuşmak için artık çok geç. Kendini boşuna temize çıkartmaya uğraşma. Sen tercihini yapmıştın. Hayır, beni dinlemedin. Sana anlatılanlar doğru değildi. Düşünsene Ümran. Tesadüfen karşılaştık seninle. Sana nasıl oyun oynarım? Nişanlıydın. Bir başka kadın vardı hayatında. Hayır, nişanı atmıştım.
kopmuştum ondan. Seninle karşılaşacağımı bilmeden ayrıldım nişanlından. Çünkü bir başka kadını sevemeyecek kadar içim seninle doluydu. Beni vefasızlık... Evet. Kim dediniz? Hemen gönderin. Merhaba. Merhaba. Buyur otur. Seni şaşırttım anlaşılan. Evet. İki yönlü bir şaşkınlık. Buraya gelişin ve yürüyüşün. Seni sakat biliyordum. Öyle bilinsin istedim. Kocamı elimde tutabilmek için bu oyunu oynuyordum. Büyük bir fedakarlık. Evet, kocam için her şeyi yaptım. Şimdi de intikam için yapacağım. Ziyaretinin sebebini hala merak ediyorum. İstediğim bir şey var. Nedir? Sen, seni istiyorum. Özel bir odam vardır sanırım. Şimdi, hemen. Saçmalama! Maksadın ne senin? Sadece intikam. Umarım sen de bunu isteyeceksin. Ne demek istiyorsun? Dişe diş, kana kan. Çünkü karın kocamın kollarında. Ben de senin kollarında olmak istiyorum. Hadi, sarıl bana, sev beni. Çıldırmışsın sen. Kıskançlık delirtmiş seni. Zavallısın. Haciz niye kalktı? Tayfun niye senin yakanı bıraktı? Sana acıdığı için mi ha? Yoksa eski arkadaşın olduğu için mi? Söylen için. Çünkü karın kocamla yattı. Etap otelinde buluştular. Gözlerimle gördüm. Hayır. Evet, yattı orospu karın. Benim kocamla. Ömran! Ömran! Neredesin? Nen var senin? Neredeydin sen? Alışveriş yaptım. Nerede olabilirim ki? Seni öldürebilirim. Her şeyi anlat bana, her şeyi! Ne anlatmamı istiyorsun? İhanetini anlat! Kahpeliğini anlat! Hayır! Doğru değil bu! İnkar etme, her şeyi biliyorum, beni aldattın sen! Neler söylüyorsun? Yemin ederim sana ihanet etmedim. Tayfun niye yardım etti bana? Neden geri çekildi? Çünkü sen ona gittin. Evet, gittim. Senin yakanı bırakmasını söyledim. Niçin? Çünkü benim yüzümden zarar görmeni istemiyordum. Rica ettim, kabul etti. Karşılığında kendini verdin. Yattın onunla. Hayır! Orospu! Thank you.
misiniz Holding? Evet. Tayfun Bey yoklar. Kim arıyor? Alo? Alo? Alo, Tayfun Bey'i rica ettim. Bir saniye efendim. Sizi arıyorlar beyefendi, Ümran Hanım'mış. Alo, benim. Neyin var Ümran, lütfen sakin ol. Tayfun, Cemil seni arıyor, çıldırdı. Yalvarırım kaç, ne olur çabuk kaç Tayfun! Sesin iyi gelmiyor Ümran. Ağlıyorsun sen. Neler oldu anlatsana. Buluştuğumuzu öğrenmiş. İlişkimiz olduğunu sanıyor. Seni öldürecek. Beni birazcık seviyorsan yalvarırım kaç Tayfun. Beni düşünme. Sana dokundu mu onu söyle. Dokundu mu? Önemli değil. Her şey bitti artık. Onunla yaşayamam. Ailemin yanına gideceğim. Ne olur bir iki gün saklan. Söz ver bana. Pekala, tamam. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Utanmak bilmez mi bu kadın? Seni evinden arayacak cesareti kimden aldı ha? Kocasının beni öldüreceğini bildirdi. Bu iğrenç iftiranın sahibi de sensin. İnsanlık görevimi yaptım. Aldatılan bir kocanın gözünü açtım. Onu aldatmadık. Çünkü Ümran kabul etmedi. Ben istedim ama olmadı, anlıyor musun? Otelde ikinizi de gördüm, boşuna inkar etme. İnkar etmiyorum. Buluştuk. Ama aramızda hiçbir şey geçmedi. Onu hala seviyorsun. Evet. Senin yüzünden Ümran'ı kaybettim. Ama ne pahasına olursa olsun onu tekrar kazanmaya çalışacağım. Beni terk edemezsin. Seviyorum seni. Biraz kadınlık gururun varsa peşimi bırakırsın. O kadına bırakmam seni. Öldürürüm. Yaşatmam. O kadına yar etmem seni. Yürüyorsun sen. Sakat değilsin. Her şeyi senin için yaptım. İyi oldu bu. Seni terk ediyorum kızım. Şunu aklından çıkartma. Seninle evlenmem sevgi değil, merhametti. Gidiyorsun demek. Damatlık yok artık. Evliliğimiz bitti Sabri Bey. Hayatım biter sonra. Şerefim, namusum için her şeyi yaparım ben. İstediğini yap. Umurumda değil artık. Sen istediğin için kızınla evlendim. Acıdığım için, anladın mı? Ben sana acımam Tayfun. Bu evden çıkarsan çındını ölmüş bil. Yaşatmam. Ben zaten bu evde hiç yaşamadım. Tayfun Bey'i arıyorum. Tayfun Bey burada yok. Onu görmeden bir yere gitmem. Boş yere beklersiniz, bugün gelmeyecek. Ha, öyle mi? Çekil önünden. Hemen gitmezseniz polis çağırırım. Cemil, bir daha dönmemek üzere evden ayrılıyorum. İkimiz için de böylesi daha iyi. Sanırım sen de orospu dediğim bir kadına artık karım diyemezsin. Avukatların boşanmamızı gerçekleştirir. Bir tek şuna inanmanı istiyorum. Sana ihanet etmemiştim. Elveda.
Kocama burada değil. Karının yanında aramalısın. Nereye kaçtıklarını biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Ama onları bulacağım. İçimizin de namusuyla oynadı. Bilmek isterim. Benim yanımda mısın şimdi? Senin yanındayım. Biz istemedik. Bizi rahat bırakmadılar. Gene bırakmayacaklar. Korkuyorum Tayfun. Korkuyorum. Herifin Şile'de olduğunu tespit ettim. Şimdi siz onu bulup ölüsünü veya türüsünü bağa getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Hadi marş! Bitiririm. Kimsin? Ne istiyorsun? Kes sesini. Yoksa kızı da vururum. Kaçmaya kalkarsa vur onu. Ben celeyim. Bulmuşlar mı? Bulmuşlar kızım. Kadınla berabermiş. Beni de götür baba. O kadınla hesaplaşmak istiyorum. Hayır. Bu benim namusum. Benim hesabım. Geleceğim baba. Bizi daha ne kadar tutacaksın? Patron gelinceye kadar. Bizim uçaklar herifi Şile'de Değirmen Oteli'nde buldular. Ben şimdi gidiyorum. Merak etme. Senin de intikamını alacağım. Sen gitme. Ben kendi hesabımı görürüm. Bu işi sen bana bırak. Ben bitiririm.
Kaçalım Ümran, gel. Neredeler? Ha? Afet patron, beni yaralayıp kaçtılar. Cemil peşimizde. Önce şu çirkin hesaplaşma bitsin. Bırak silahı. Hayır, bırakmıyorum. Yetti artık. Baştan beri hepimiz yanlışlıklar yaptık. Siz ikiniz candan arkadaştınız. Benim yüzümden can düşmanı oldunuz. Benim bütün suçum Tayfun'u sevmekti. Sizi birbirinize kırdırmamak için kendimi feda ettim. Gene de olmadı. Tayfun'u hala seviyor musun? Evet, seviyorum. Yalnız... Seninle evliliğimde seni utandıracak hiçbir şey yapmamıştım. Thank you.
Aşağıya doğru koşun, sizi öldürecek! Koşun!